Herkese merhaba, denedik, bize hoş geldiniz. Bugün size bir e, filmle geldim ama e, yanında da biraz hayal kırıklığı getirdim. Çünkü ben çok umutlarla e, filme başladım ama e, maalesef istediğim beklentiyi karşılamadığı için büyük bir hüsranla bitirdim. George Clooney'nin The Midnight Sky filmi e, şu an Netflix'te dönüyor. E, ben George Clooney'i çok seviyorum ve bana göre mesela eğer bir filmde varsa o film mutlaka güzeldir. Hiç böyle e, hesapsız kitapsız sorgulamadan o filmi mutlaka izlerim çünkü iyi olacağı beklentisi bende hep yüksektir. E, bu da öyle oldu tabii ki. George Clooney'i görünce aa ne güzel yeni bir film. Oh mis gibi e, kaliteli bir filmdir deyip hemen seçtim izlemeye başladım. Film böyle 2 saat 2 dakika sürüyor süre olarak. E, şimdi hikayesi şöyle bir kıyamet zamanında başlıyor film ama kıyametin ne olduğuna dair hiçbir bilgi vermiyor. Uzay boşluğuyla Kuzey Kutbu'nun arasında geçen e, ve bu iki e, olguyu birbirine bağlayan bir film bu. George Clooney kutupta yaşayan bir bilim adamı ama bu arada uzay boşluğuna dolaşan bir uzay mekiği de var. Orada işte e, astronotlar var içerisinde. Kuzey kutbundaki insanlar bir anda e, dünyaya sevdiklerini son kez görmek için e, bırakıp kutbu gidiyorlar. Sadece George Clooney de e, orada kalıp dünyayı e, işte bazı insanları en azından kurtarmaya çalışıyor. Kendini bilime adamış bir insan. Bu arada çok ciddi bir ölümcül hastalığı var. O hastalıkla ilgili ne olduğunu hiçbir zaman anlayamadık. Sürekli kan değiştirmesi gerekiyor. Kendi başına o zor şartlarda yaşamaya çalışıyor kutupta. İnsanların nereye gittiğini, işte dünyanın nasıl bir görüntüde olduğunu bilmiyoruz. Hiçbir şekilde göstermiyorlar onu. Sonra uzay boşluğunda dolaşan bir uzay mekiğine dönüyoruz. Şimdi uzayda bir uzay mekiği var ama yani içerisinde sadece insanları gösteriyor ve hani bu bizim alışık olduğumuz bir uzay meki filmini izlediğimizde içindeki o hareketler, o hare şeyler, aksiyonlar vardı. Onların hiçbiri yok zaten. Doğru dürüst. bu arada uzay mekiğinde bir tane Hamile bir astronot var ee, ve hep böyle şunu düşündüm ben uzayda hamile olabiliyor mu? Yani hamile bir insan gidebiliyor mu? Eğer hamile gitmediyse orada mı hamile kaldı doğurdu? Çünkü bebek de doğuyor bu arada falan. Böyle çok ütopik e, ve hiçbir yere oturtamadığınız e, saçma sapan şeyler var bana göre en azından. George de e, tek amacı bunlara ulaşıp e, dünyaya gelmeyin başka yere gidin işte yaşam olduğuna inanılan bir başka gezegen bulundu ve oraya gidin diye sadece onları uyarmak için bir çaba sarf ediyor. Onun haricinde Kuzey Kutbu'nda kalmasının başka hiçbir amacı ve nedeni yok. İşte araya da bir böyle George Clooney'nin baba kız ilişkisini anlatan böyle bir hikaye sıkıştırmışlar. Orada da böyle George Clooney tek başına kaldığı Kuzey Kutbu'nda derken aslında olmadığını görüyoruz. Bir anda böyle küçük bir kız çocuğu çıkıyor ama sonra e, filmin sonunda hikaye birazcık daha anlaşılıyor. Ama tabii anlaşılabilmek için de bayağı çaba sarf ediyorsunuz ve filmin sonuna geliyorsunuz. Niye dünya o durumda? O insanlar nereye gittiler? İşte insanlar yerin altına geçici olarak çekilmişler ama işte dünya bitiyor. E, başka bir yaşam merkezi olan yer var ama sadece astronotları işte oraya yönlendirmeye çalışıyor. George Colony e, tek başına kuzey kutbunda sadece onlara e, haber vermek için bir çaba sarf ediyor Onun haricinde başka hiçbir orada kalma amacı yok e, yaptıkları başka bir şey de yok zaten çok yavaş bazen böyle konunun hikayenin enerjinin küttiği düştüğü zamanlar oluyor ara ara böyle hani e, zor şartlarda mücadele ettikleri anlarda bir heyecan yaratıyorsunuz ama e, ya çok kopuk bir Kuzey kutbu filmi Kuzey kutbu filmi bu ne uzay filmi e, ikisini çok iyi bağdaştıramamışlar. böyle bir hikaye biraz havada kalmış, o yüzden de e, olmamış. Yani George Clooney için bence e, çünkü yönetmenliğini de George Clooney yapmış. Bence çok e, yönetmenlik için uğraşmasın, e, aktörlüğüne devam etsin o. E, çünkü ben onun filmlerini çok seviyorum, vazgeçmek istemiyorum. Ama bu The Midnight Sky bence olmamış. Zaman kaybından başka bir şey değil. Çünkü bir hikayesi yok. İzlerken aldığımız bir şey yok, bir keyif yok ve çok kopuk e, olduğu için de bana göre olmamış. Ben tavsiye etmiyorum. Eğer izlemeyi planlıyorsanız bir daha düşünün. Kararınızı ona göre verin. Benden bugünlük bu kadar. Umarım George Clooney'i daha güzel, daha heyecanlı, daha güzel filmlerde en kısa sürede görürüz. Kendinize iyi bakın lütfen. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Abone olmayı unutmayın. Bildirimlerinizi de açarsanız çok mutlu oluruz. Hatta yorumlarınızı bekliyorum. Özellikle film ve dizi yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Lütfen benimle paylaşın. Herkesi çok seviyorum. Hoşçakalın. İyi bakın kendinize.